Hizmetleri sunar. Eyvah İş Görüşmesi Yazan Ahmet Şerif İzgören Seslendiren İlham Erdoğan İlk Yudum Bu kitapta neler var? İş hayatında belki de en kritik nokta iş aramaktan ziyade doğru işi aramaktır. Doğru iş de şüphesiz ki yeteneklerinize ve ilginize uyan iş tanımıdır. Fakat bazen iş imkanının parıltısı büyüsü ve artıları bizi kör bir sarhoşluğa iter. Oysa yeteneklerimize uymayan bir iş bize uzun vadede mutluluk ve başarı sunmaz. Öncelikle bir işten beklentimiz hayatta kalmak için çalışmak değil, zevk alarak çalışmak olmalı. Bu koşul sağlandığında üretim ve çalışma hayatının da veriminin şaşırtacak derecede artacağını göreceksiniz. Öyleyse doğru işi bulma yolunda ilk adımı kendinizi tanımaya çalışarak atabilirsiniz. Siz kimsiniz ve hangi iş için yaratıldınız? Bu sorunun cevabını bulabilmek için şu altı durağa tek tek uğramanız gerekiyor. Değerlerinizi fark edin, yeteneklerinizi keşfedin, ilgi alanlarınızı bulun, kişiliğinizi anlayın, tanıdıklarınıza danışın, iç sesinizi dinleyin. Bu yudumda şunları da öğreneceksiniz. Kişiliğinizi bilindik ölçü birimleriyle ölçemezsiniz. Fakat belli parametrelerle sizi, yani kişiliğinizi, diğer kişiliklerden ayırt edici özellikleri bir yol haritası şekline dönüştürebilirsiniz. Hangi kişilik tipleri, hangi tür işlerde daha başarılıdır? Kusursuz bir özgeçmiş nasıl hazırlanır? İkinci yudum. Kişilik tipleri ölçümü için kullanılan en yaygın veri tarama yöntemi Myers-Briggs kişilik tipleridir. Myers-Briggs kişiliği dört başlık şeklinde inceler ve her başlığın geliştirilmesi için temel bir takım eğitim dizisi sunar. Aslında her birey doğuşta aynı potansiyele sahip olmasına karşın doğum sonrası bunların gelişimi eğilim şekline dönüşür. Böylelikle bu noktada eğitim kişiye ilgi duyduğu ve yeteri kadar yeteneği olduğu alana yönlendirici aktivitelerdir. Kişi bu aktivitelerden bazılarını diğerine daha baskın hisseder. Yani hepsini olmasa da en azından birkaçını yaparken mutlu ve huzurlu hisseder. Myers Briggs'in INFP dediği bu kişilik kodlarının açılımı introvert, içe dönük, institution, sezgi, feeling, hissetme ve perceiving, algılamadır. Kişiliğin dünyaya açılan pencerelerinden içe dönüklük, mahremiyet duygusunun çok geliştiği, Sessizliği yeğleyen, arkadaşlıkta derin bağları olan, eylemden önce düşünceye önem veren kişilik özelliklerini barındırır. Dışa dönüklükse, sosyallik düşkünlüğü, konuşkan olma, çok arkadaş ve çok geniş çevreye sahip olma, önce hareket sonra düşünme gibi özellikleri gösterir. Duyular ve sezgi dış dünyayı algılama süreç ve biçimlerimizi ifade eder. Duyular veri toplarken sezgiler, tecrübe ve kuşkumuza dayalı akıllı çıkarımlardır. Duyu tarafı ağır basan tipler verileri ayrıntılı işleme ve ayrıntılı hatırlama hassasiyetine sahiptir. Onların hafızaları çok güçlüdür. Sezgisel bireylerse örtülü anlamları okumada çok başarılıdır. Duyuları kuvvetli kişi mevcut durumu net görebilirken, sezgisel kişi mevcut durumu ve arkasındaki tüm nedenleri birlikte görür. Düşünme ve hissetme, karar verme biçimleri ve süreçlerini ifade eder. Fakat bu ikisi bir çubuğun iki ayrı ucu değildir. Genelde bir karar alırken öyle yapmadığını iddia edenler bile akıllıca karar vermeye çalışırken duygusal davranır. Yine de karar verirken mantığını, analiz yeteneği, objektifliği, tutarlığı önemseyen, düşünmenin baskın olduğu tipler de vardır. Hissedenlerse karar verirken kusursuz bir empati kurarlar. Sübjektiftirler. Çoğunlukçu değil, çoğulcu sese önem verirler. Kararları daha demokratiktir. Karar verme, algılama, dış dünyayı anlama biçimlerini ifade eder. Genelde bir işin hemen bitmesi mi önemlidir, yoksa doğru şekilde bitmesi mi? Belki de iş hayatındaki iş bitiricilerin en kritik özelliği budur. Karar verme yetisi daha baskın olan tipler, kısa ve uzun vadeli planları önemser, her işin planlı yapılması, ve zamanlamanın tutturulması taraftarlarıdırlar. Algılama yönü baskın bireylerse argümantasyona önem verir. Karar vermeden önce mümkün olduğunca çok bilginin toplanmış olduğuna ikna olmak isterler. Adalet ve doğruluk hızlı karar almaktan çok daha önemlidir. Myers-Briggs bu kişilik özelliklerini iş tanımı yaptırmak isteyen kişilerle ne derece örtüştüğüne bakarak doğru işin bulunmasına rehberlik eder. Yani Öncelikle yukarıda bahsedilen kişilik özelliklerinin sizde baskın olanlarını bulup buna uygun bir işin peşine düşmeniz gerekir. Üçüncü yudum, mükemmel bir özgeçmiş hazırlamanın altın adımları. İş hayatında hali hazırda bir özgeçmişinizin olması oldukça önemlidir. Bir anlamda detaylı bir kartvizit mahiyeti taşıyan özgeçmişinizin sürekli ve güncel olmasına özen gösterin. Bunun için sıralayacağımız adımları takip edebilirsiniz özgeçmişinizi olumsuz ifadelerden arındırmalısınız. Kariyer hedefiniz kısa, net ve anlaşılır olmalı ve mutlaka başvuru yaptığınız şirkete vaat ettiğiniz bir iki cümlenizde bulunmalı. Özgeçmişinizi gönderirken mutlaka bir ön yazıyla beraber gönderin ve hazırladığınız bu geçmiş iki sayfayı geçmesin. Çünkü onu okuyacak olan kişi ortalama 10 ila 30 saniye harcayacaktır. İş ilanında bahsedilen anahtar sözcükleri hazırladığınız ve o pozisyon için güncellediğiniz özgeçmişinize eklemeyi unutmayın. İş tecrübenizi eklemenin ideal sayısı son pozisyon için maksimum 4, önceki pozisyonlar için maksimum 3 olmalı. Son işinizse kuşkusuz ilk sırada yer almalı. Doğru bir Türkçe ve doğru bir imla kullanmaya çok özen gösterin. Klişe ifadelerden uzak durun yalın ve samimi bir üslup edinin. Farklı olmak ya da akılda kalmak için farklı yazı stilleri kullanmaya çalışmayın. Referans göstereceğiniz kişilerin bilgileri özgeçmişinizde yer almamalı. Üstelik teklif almadıysanız referans vermeyin. Yeni mezunsanız üniversite hocalarınızdan referans istemeniz faydalı olacaktır. Dördüncü yudum. Korkulu iş görüşmelerinin atlanmaması gereken 10 altın kuralı. İş görüşmesi henüz adını söylediğinizde dahi heyecan ve stres yükleyen bir olgu. Hele ki her zaman heyecanı yüksek, endişe ve kaygı eşiği düşük bir kişiyseniz alnınızdan damlayan teri görmemek mümkün değil. Peki bu heyecan neyin nesidir? Biz onu yönetebilir miyiz? Bunları cevaplamadan önce en azından Türkiye'deki iş görüşmelerinin profilini çizmekte fayda var. Son 5 yılda inanılmaz bir değişim yaşandı. Bu süreci 3 evrede göstermek gerekirse, ilk evrede tüm şirketler diploma ve özgeçmiş odaklıydı ve bu görüşmeleri bölüm müdürleri yapardı. Burada en ayırt edici nokta referanslardı. Fakat bildiğiniz referanslar değil. Hani o kalantor tanıdıkların selamını iletme niteliği taşıyan referanslardı bunlar. İkinci evrede devreye insan kaynakları müdürleri girdi. Görüşmelerin Usulce biraz daha doğru olanı olan bu evrede yaptıklarınızın değil, söylediklerinizin toplamından ibarettiniz. Yani elinizde tek bir kurşun vardı ve o görüşmede tam 12'den vurmalıydınız. Sizce yaratıcılığın tanımı nedir? Kendinizi şanslı görüyor musunuz? gibi soyut soruların popülerliği bu evrede başladı. Fakat son evrede nispeten ve nihayet başarılı şirketler adayın yeteneklerine, başarılarına ve belli durumlarda nasıl davrandığına odaklanmaya başladı. Bu bütüncül yaklaşım sizin heyecanınızı yenmede şunu söylemeli. Evet, heyecanım var. Fakat bugün beni buraya getiren güç heyecanımdan daha yüksek. İş görüşmelerini çok ciddiye alın. Bir nedenden dolayı görüşme anında o pozisyondan vazgeçmiş olsanız dahi dikkatinizi ve ciddiyetinizi yitirmeden görüşmeye devam edin. Zira o görüşmede karşınızdaki kişi başka firmalarda ya da başka pozisyonlarda karşınıza çıkabilir. Ev ödevinizi layığıyla yapın. Elbette bir iş görüşmesine herhangi bir yere gidiyormuş gibi gidemezsiniz. Öncesinde mutlaka araştırmalı ve hazırlık yapmalısınız. Hiçbir şey yapmasanız bile en azından elinizdeki bilgilerle birlikte çok iyi bir konuşma alıştırması yapabilirsiniz. Görüşmeye zamanında gidin. Elinden gelse vakit nakittir atasözünü bir motto olarak iş yerlerinin her yerine astıracak yöneticilerin en çok zamana önem verdiklerini unutmayın. Hem bir nezaket kuralı hem de bir iş disiplini olarak görülen zamanında davranmak, inanın size çok şey kazandıracaktır. Giyiminize özen gösterin. Hepimiz Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye fıkrasını biliriz. Elbette abartılı, şahşalı bir kıyafet seçin demiyoruz. Ama temiz ve şık gösteren bir kıyafetin sizi parlatacağı kesin. Beden dilinize özen gösterin. Çoğu zaman eli ayağı birbirine girmek ya da elinin nereye koyacağını bilememek bizim ne kadar endişeli, stresli ve bu durumu yönetemiyor olduğumuzu gösteren detaylardır. En azından otururken kendinden emin ve olumlu bir duruşa sahip olduğunuzdan emin olun. Olumlu olun. Çağın en çekilmez durumlarından biri de artan negatif durum ve duygulardır. İnsanlar sizi öncelikle yaydığınız enerjiyle görecek ve o şekilde bir sinerji kuracaktır. Hafife almamanız gereken bir diğer kural da bu. Olumlu olun. Böylelikle insanları mıknatıs gibi etrafınıza çektiğinizi göreceksiniz. Dürüstlükten ödün vermeyin. Hepimizin korkulu rüyası "bilmiyorum" sözcüğünü kullanmaktır. Hele ki iş hayatında bu dürüst olmanızı engelleyen bir durumdur. Oysa gerektiğinde dürüst olmak ya da endişe duyulan bir bilgiyi başka kelimelerle ifade etmeye çalışmak elbette faydalı olacaktır. İş görüşmelerinde sonradan yüzünüzü kara çıkartacak falsolar vermemeye gayret gösterin. Yanıtlarınızı zamanlayın. Cevaplarınız 30 saniye ile 2 dakika arasında olmalıdır. Bu süreyi aşan cevaplar hem dinleyicinin hem de sizin dikkatinizi dağıtacaktır. Çok rahat davranmayın ama çok da çekingen olmayın. Belki de en zoru orta yolu bulmak gibi görünse de gerçek profesyoneller buna çok önem verir. Görüşme sonrası da öncesi kadar önemlidir. Bazen verdiğiniz yanıtların not almak, tutarlı olmak adına ilerisi için önemlidir. Ya da Verdiğiniz cevabı değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta artık Türkiye'de de yapılmaya başlanan görüşmeciye bir teşekkür mesajı iletmek güzel bir jest olabilir. Bir Yudum kitaptan eylem önerisi. Ne olursa olsun yapay olmaktan uzak durun. Kendimize sanal camlar yükleme hoşumuza gitse de, kişiliğimizin övgü toplayacak, samimi ve gerçek yanlarını lehimize kullanabileceğimizi unutmayalım. Son Yudum Kitaptaki mesaj kısaca şudur. İş hayatının bir kurtlar sofrası olduğu düşünülürse bu sofrada var olabilmek için iş güncelliğini sağlamak, kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Unutmamalıyız ki bir işe girmiş olmak sürekli o işle devam edeceğimiz anlamına gelmez. Hem çağın ihtiyaçları hem de işverenin beklentisi sürekli güncellenir. Bu yorucu ve çok aşamalı yolculukta Ayakta kalabilmek için kendimizi revize etmek zorundayız. Bunun için kişiliğimizle özdeşleşen yollar bulduğumuzda, keyifli bir yol keşfettiğimizde işin yıpratıcı unsurları da hafiflemiş olacaktır. Eğer bu kitabı beğendiyseniz, Ahmet Şerif İzgören'in İş Yaşamında Yüz Kanguru, Sistem Liderliği kitabını da okumanızı öneririz.